Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Bence Önder Hoca haklı. golü yapamadı Beşiktaş. Gol atamayan bir forvetiniz olunca topu ağlarla buluşturamayan bir son vuruşçunuz olunca o Ceyla. kadar Yok Şeyla, o kadar kötü bir son vuruşçunuz olup onun yedeği iyi bir bek Up yapabilecek santraporunuz olmayınca Kenan Karaman gibi 27 maçtır sadece bir asist yapan bir ikinci forvetiniz olunca güvene yeterince güvenmeyince gol atamıyorsunuz. Şimdi az önce Oğulcan söyledi 6 maç üst üste sadece bir gol Beşiktaş'ın attığı gol değil mi öyle mi oldu? Bir Sivas maçı hariç evet aynen öyle. Ee, demek ki bu gol sorunu sadece bir maçlık bir sorun da değil. Batşua'yı bütün belki payeyi yıkamayız ve fakat bu sant raporların bitiremeyişi gerçeğinin yanında demek ki mühendislikte de bir hata yaptın. Çünkü sen Batşua'yı zorlayacak ya da Batşua'ya destek verecek yapılanmada biraz eksik kaldın. Şimdi mühendislikte hata yaptın yaptı derken e, yaptın dedin ya? Ee, bunu sezon başında tahmin edilemez herhalde Bu kadro kurulduğunda herkes Uşak. muhteşem bir o, kadro doğru. kuruldu dendi. Demek ki sezon başında aslında Aslan... kağıt üzerinde mühendislik olarak bir hata görülmeyen bir kadrodan bahsediyoruz. Ama sonrası ha belki devre arasında bir farklılık bir olur muydu? Belki Ona bir şey diyemem. Ya çok net olalım. Batshuayi yerine bu takımda Abu Bakar ya da Mario Gomez olsa, hatta Cenk Tosun olsa, hatta İlhan Mansız olsa Beşiktaş'ın en az 8 puanı daha vardı bence çok daha da iyi yerdeydi oyun olarak. Çünkü o güvenin de getirdiği bir noktayla kendine güvenin sadece Güven Yalçın için söylemiyorum. Ama Batshuayi gerçekten saç baş yoldurma. Hatta öyle bugün manşet de vardı değil mi? Çıldırttı diye. Onu da verelim mi yeri gelmişken? Verelim. Yani rica etmiştim. Birkaç gazetede vardı. Fanatik'ten rica etmiştim. Ya yani çok yüklenmek değil ama bir tam ekran verir misin Hakan Yılmaz? Şunu okumak istiyorum şuradaki alt başlığında. Kayseri Spor karşısında Beşiktaş'ın bir numaralı gol ümidi olarak çıkan Batu Şua'yı maç boyunca kaçırdığı pozisyonlarla takımını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle 90 6'da oldukça müsait olmasına rağmen topu rakip kaleciye göndererek çıldırttı. Cılız vuruş Çenk Gönen'de kaldı. Bunun dışında da birçok pozisyonda sonuç üretemedi. Bir de 45'te Roziye sağ kanattan ceza sahasına iyi bir orta gönderdi. Kale önünde bu sefer de olsaydı da kaldı. Savaştan kaçan Daniel Farke Türkiye'ye geliyor. Beşiktaş ile masaya oturacak. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş spor dünyasını da derinden sarstı. Birçok sporcu ve antrenör iki ülkeyi de terk ederken son olarak Krasnodar'ı çalıştıran teknik direktör Daniel Farke için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlılar Rusya'dan ayrılan Farke'yi bir kez daha gündemine aldı. Beşiktaşlı idareciler ilerleyen günlerde Alman teknik adam ile masaya oturacak. Beşiktaş'ta Daniel Farke, Sergen Yalçın'ın istifasının ardından da gündeme gelmişti ancak o dönem resmi imzalar atılmamıştı. 45 yaşındaki teknik adam, 13 Ocak'ta Rusya ekiplerinden Krasnodar ile sözleşme imzaladı ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından 2 Mart'ta sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Beşiktaş'ta Aydın Hasic gelişmesi yollar ayrılıyor. Süper Lig'de zirvenin gerisinde alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek final turunda veda etti. Kara Kartal'da alınan kötü sonuçların ardından yeni sezon planlaması için düğmeye basıldı. Siyah beyazlı takımda gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcanıyor. Bu doğrultuda takımdan gidecek isimler netleşirken Aydın Hasiç için de karar verildi. Büyük beklentilerle kadroya dahil edilen Hasiç ile yol ayrımına gelindi. Beşiktaş'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Genç Yıldız sezon sonu gönderilecek. Beşiktaş'a Arantin'den stoper hamlesi. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek vida yerine bir stoper arayan Karakartal, Gündemine River Plate'te kiralık forma giyen Paraguaylı David Martinez'i aldı. Bonservisi Arjantin temsilcisi defansada bulunan David Martinez'in transfer için temaslara başlayan Kara Kartal'ın yıldız ismi sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olan David Martinez bu sezon toplamda 3 müsabakada forma giydi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu tarihi tersten yazıyor. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Karakartal, Avrupa Kupaları ve ligden sonra tutunacağı tek dal olan Türkiye Kupası'na da havlu attı. Sezona çok iddialı bir giriş yapan, Piyaniç, Aleteşeyra, Batşuayi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna ekleyen siyah-beyazlılarda hedef şampiyonlar liginde üst turlara tırmanmaktı. Ancak gelinen noktada Beşiktaş, Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşatmasının yanı sıra Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı. Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasından sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Siyah Beyazlılar, ligde lider Trabzonspor'un ise 22 puan gerisinde yer alıyor. Beşiktaş sezonun kalan 11 maçında en az 6 mağlubiyet alırsa tarihinin en çok mağlubiyet sezonunu geride bırakacak. Bu sezon 37 resmi karşılaşmada 14 kez yenildiler, 13 galibiyet alırken 10 kez de berabere kaldılar. Karakartal'ın en fazla mağlubiyet aldığı sezon 2011-2012 sezonu. O sezonu 19 yenilgiyle tamamladılar. Beşiktaş'ta gol sıkıntısı. 3 isim 11 maçtır sessiz. Beşiktaş iç saha maçlarında skor üretmekte zorlanıyor. Bu süreçte lig ve kupa dahil Vodafone Park'ta 6 maça çıkan siyah beyazlılar rakip ağları 4 kez sarstı. Önder Karavelinin öğrencileri iç sahada oynadığı son 4 resmi maçta rakip kaleye 34 isabetli şut gönderirken bunların sadece ikisini ağlarla buluşturdu. Bu süreçte Beşiktaş'ın golcüleri de sessiz kaldı. Siyah beyazlıların son 11 resmi maçında Batshuayi 5 kez fileleri havalandırırken Kenan Karaman Güven Yalçın ve Kayıllar'ın ise skor katkısı veremedi. Belçikalı Santrafor'un attığı 5 golün 3'ü ise penaltıdan geldi. Diğer yandan Beşiktaş'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar, milli maçlar için lige verilecek araya kadar sırasıyla Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Atakaş Hatay Spor ile karşılaşacak. Önder Karaveli'nin ekibi, milli ara sonra ise lider Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. Beşiktaş'ta Süper Lig mesaisi başladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise Isınma koşulları, istasyon koşulları ve streçin çalışmasıyla idmana başladı. 5-E2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.